En kısa zamanda artık bir gözlük almam lazım. Ve daha bitmedi ödevim. Personal details, yani bu sene eğer okul açılırsa yazımı okulda geçireceğim. Of, çok yorulduğum bir gündü ya. Ya şunu hiç sevmedim. Almayın bence. Benim için gerçekten çok önemli. Gözlerim bilmiyorum görünüyor mu? Herkese yeni bir günden selamlar. Günaydın demek için geç kaldım. Çünkü saat 12'yi geçti. Kamerayı ancak elime alabiliyorum. Göründüğü üzere duştan çıktım ve hazırlanıyorum şimdi. Kremlerimi süreceğim. Bugün yine bir sürü işimi hallettiğim bir gün olacak. Aslında bir sürü iş değil ama bir sürü şey yaptığım bir gün olacak. O yüzden ben de vlog çekeyim dedim. Bugün de vlog çekme gibi bir niyetim yoktu. Ama pazar gününe yükleyecek bir videom yoktu ve içim rahat etmedi. Uzun zamandır haftada 2 video yüklüyorum ve bundan çok memnunum. Siz de çok seviyorsunuz. Keşke elimden gelse de daha fazla video yükleyebilsem. Küçük bir spoiler vereyim hatta. İlk müsait olduğum hafta için 7-8 günlük bir seri yapmayı planlıyorum. Yani böyle vloglarla, biraz daha konseptli videolarla bir hafta boyunca video yüklemeyi düşünüyorum. Aklımda böyle bir fikir var ama henüz faaliyete geçemedim maalesef. Belki haftaya falan yapabiliriz yani. Aklınızda bulunsun. Şu Garnier'ın nemlendiricisini sürüyorum. Ama bu bana yeterli gelmiyor açıkçası kış için. Yaz için bayağı ideal çünkü su bazlı bir ürün. Ama kış için biraz yeterli değil. Arkam biraz dağınık. Hem arkamı toplayayım, bir de bugün neler yapacağız bundan bahsedeyim. Şimdi duştan çıktım ama bu işte bir terslik var çünkü spor yapacağım bugün. Son birkaç gündür tekrardan spora başladım. Düzenli spor yapmaya çalışıyorum. Bir ara biliyorsunuzdur belki ben düzenli olarak spor yapıyordum. Hatta bir ara yoga yapıyordum falan. Bu alışkanlıklarıma geri dönmek istiyorum. Gerçekten artık sporun tam anlamıyla hayatımda olmasını istiyorum. Aslında spor genel olarak benim hep hayatımdaydı. Yeri geldi dans ederek bunu devam ettirdim. Yaklaşık bir sene boyunca dans etmiştim. Mesela tam profesyonel demiyorum ama nasıl denir? Dans federasyonluğunda sporcu olarak görünüyordum. Şu an öyle miyim emin değilim. Onun süresi dolmuş olabilir, öyle bir şey vardır kesin. Onun dışında eskiden beri pilates falan yapmayı çok seviyorum. Son bir yıldır da pilates yapıyorum ama düzenli olarak değil maalesef. Pilates de tam olarak pilates diyorum. Yogayı da pilates gibi hayatıma almak istiyorum aslında. Yani böyle spor yapmayı seven bir insanım. Kısacası hareket etmeyi seviyorum, öyle söyleyeyim size. En azından koşmayı falan çok seviyorum. Hatta devrimde hep koşulara çıkardım. Özellikle yaz okulundayken. 2 sene önce miydi? Full yaz okulunu ODTÜ'de geçirdiğim bir zaman dilimi vardı. O zaman devrimde koşmayı çok seviyordum. Sabah erkenden kalkıyordum falan. Bakalım. Eğer ikinci dönem açılırsa okul umarım açılır. Yine koşulara gideriz devrime. Çok güzel olur. Hatta devrimde yoga şeyleri oluyor. Yoga günleri oluyor. Devrimde yapıyorlar. Sabahları olması lazım. Onlara katılabiliriz. Çok güzel olur. Gerçekten şu an bir canım istedi yani orada olmayı. İnşallah açılır okul. Böyle bir şey yapabiliriz. Neyse konudan konuya atlıyorum. İlk olarak şimdi hazırlanıyorum. Ecem'in bir tane ödevi var. Ecem iç mimarlık okuduğu için proje teslimli bir ödevi var. Onu bitirmesi için bir video çekimi olması gerekiyor. Bugün ona yardım edeceğim. Onu da sahilde çekmemiz gerekiyor. Onun için bir sahile ineceğiz. Hem de ben de böyle güzel bir sahil havası almış olurum dedim. Ben de onlarla gideceğim. Annemle beraber gideceklerdi. Ben de dahil olayım dedim. Deniz havası iyi gelir. Uzun zamandır dışarı çıkmıyorum. Tahmin ediyorsunuzdur. Ondan sonra eve dönüp dediğim gibi spor yapacağım. Yoga olabilir. Son zamanlarda Leslie'ye taktım. Çok eğlenceli geliyor bana. Hem eğlenceli hem de kısa zamanda böyle hareket etmenizi sağlıyor. Bence bayağı iyi. Eğer düşünüyorsanız bir bakın. Hatta aşağıya kendi yaptığımın linkini bırakayım size. Ondan sonra benim finallerim neredeyse bitti. Sadece bir finalim kaldı. Fransızca finali o da. Ve de bir tane ödev teslimim kaldı. Bir tane portfolyo hazırlamam gerekiyor. Çok bir iş yükü yok aslında ama biraz uğraştırıcı. Onu düzenlemem gerekiyor falan. Güzel bir Word dosyası elde edeceğim ve CV hazırlayacağım. Ve onlarla uğraşacağım. Hatta belki size CV'mi nasıl hazırladığımı falan gösterebilirim. Neleri ekliyorum. Çünkü bu konuda da CV hazırlamada eksik kalan öğrenciler olabiliyor. Yeni mezunlar falan. Ben de çok iyi değilim ama birkaç tane video izlemiştim. Bildiklerimi aktarabilirim. Öyle. Yani böyle bir gün olacak işte. Zaten bu saydıklarımı yaparsam gün bitecek. Çünkü saat 12 oldu. Bu kremden bolca sürüyorum ki pul pul durmasın. Çünkü şuralarımda kış aylarında benim özellikle burun kenarlarında ve buralarda pul pul dökülmeler oluyor. Cildim çok kuruyor. O yüzden de yoğun bir nemlendirmeye ihtiyaç duyuyorum. Bu arada ben La Roche-Posay'nin toniğini aldım. O tonik biraz daha gözeneklerinizi yok etmeyi, en azından küçülmeyi vaat ediyor.
Fakat birkaç takipçim yazdı. Instagram'da paylaşmıştım. Sanırım cildi çok kurutuyormuş. O da neden oluyor olabilir. Eğer öyleyse daha güçlü bir nemlendiriciye geçebilirim ya da toniği de bırakabilirim. Yani cildimin kuruması bir anlam ifade etmiyor benim için. Kurumasın ama gözeneklerimi bir şekilde başka yöntemlerle hallederiz diye düşünüyorum. Neyse çok konuştum. Şu saçımı tarayıp kurutayım. Hatta burada tarayabilirim. Aslında sahile gitmişken ben de fotoğraf çekinebilirim. Bu arada ben okulumun açılacağından neden ümitliyim onu da söyleyeyim size. Bizim okul, gerçi bunu bahsetmiştim, İlk defa bu kadar uzun bir ara tatil yapıyor. Bunun nedenini de biz biraz daha koronaya bağlıyoruz. Hani bir şeyler netleşsin diye bence geciktirdiler. Ve benim okulum normalde Haziran'da falan biterdi. Hatta geçen sene Haziran olmadan bitmişti ve ben evdeydim 1-2 Haziran gibi. Bu sene yanlış hatırlamıyorsam final haftası 10 Temmuz'da bitiyor. Çok ilginç. Eğer okul açılırsa yazımı okulda geçireceğim. Bir yandan iyi bir şey. Çünkü okuldaki son günüm olacak. Benim için de iyi olur. Yani normalde 2. 3. sınıf olsam belki üzülürdüm ama gerçi okulda da uzun süre vakit geçirmedik. Bence kimse üzülmez bu duruma. Yurtları da açarlar ki yurtları açmasalar bile en yakın arkadaşlarım Ankara'da kalıyorlar. Belki onlarda kalabilirim hani destek çıkarak falan. Ama ne olursa olsun açılması benim için gerçekten çok önemli. Tabii ki sağlık çok daha önemli ama hani sağlığımızı etkileyemeyecek şekilde açılırsa. Of, saçım çok dökülüyor ya. Şuna bak. Bu ne ya? Bir ara Hindistan cevizi yağı süreyim bari. Besleyiciliği artsın diye. Zaten çok cılız. Neyse. Don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Yeah, I see the things that they be wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story shit was different to me. Şöyle bir şeyler giydim üstüme. Bir tane şapka aldım ve trench coat'umu giydim. Gerçekten şapkalar inanılmaz şık gösteriyor bence ne giyerseniz giyin. Benim çok hoşuma gitti. Bir de fotoğraf çekineyim. Bayağıdır çekinmiyorum. Hadi çıkalım. Ayağıma da bunları giyeceğim zaten. Klasik beyaz ayakkabı. I hold back sometimes I don't. I feel good sometimes I won't. I feel good sometimes I won't. I finesse on Western Road. I finesse on Western Road. Won't go down as G-O-D, yeah. I go hard on Southside G-O-D. Wow. Yeah. I'll make sure that Northside E. And still, yeah. Bad things, just a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish. Markete uğradım gelirken. Dışarıdaki işimizi hallettik. Annemle Ecem anneannemlere gitti. Ben de eve gelmek zorunda kaldım. Ödevimi yapmam gerektiği için. Markete uğradım. Gelmeden önce ekmek, yeşil çay aldım. Ananaslı yeşil çay. Bu gerçekten bayağı güzel bir yeşil çay. Ananaslı asaili olan. Bayağı güzel. Eskiden bu kadar popüler değildi ama şu anda A101 Şok falan bütün marketlerde oluyor. Bir de dayanamadım ve kruvasan aldım. Birazdan kahve yapacağım kendime bir şeyler atıştırdıktan sonra. Ödevimi yaparken kahveyle birlikte yerim diye düşündüm. Böyle bu kadar küçük mini bir market alışverişi. Hemen üstümü değiştiriyorum. Ondan sonra önce sanırım Leslie yapacağım. Ondan sonra ödeme otururum. Üstümü değiştirip geldim. Niye geldim yaptım. Bir şeyler atıştırdım ve bir dakika. Dudak kremi sürüyorum ya. Dudaklarım çok çatlıyor. Ya şunu hiç sevmedim. Almayın bence. Bir dakika. Netlemiyor. Denk gelirse bunu almayın. 5 lira daha fazla verin. Gidin Blistex alın. Gerçekten çok çok daha etkili. Ben pek memnun kalamadım. Yani Blistex'i sürdüğüm zaman dudaklarım yumuşacık oluyor. Bütün çatlaklarıma çok iyi geliyor. Birazcık yakıyor naneli olduğu için.
Ama gerçekten çok işe yarıyor yani. O yüzden bir daha bunu falan almayacağım. Hatta denk gelirse bir listeksi alayım. Bir de Carmex'i öneriyorlar. Özellikle influencerlar. Trendyol'da satılıyor sanırım. Gratis'te falan var mı bilmiyorum. Denk gelirse onu alırım ya da Trendyol'dan bir şeyler alırsam. Onu alırım ve denersem zaten paylaşırım. Ama bu yani kısa vadeli bir çözüm. Mesela şu an rahatlattı ama dudağımın üstünden gidince geri eski haline dönüyor. Mesela ben bir listeksi gece yatmadan sürüyordum. Sabah uyandığım zaman dudaklarım yumuşacık oluyordu ve hiç böyle dudağın üstünde böyle pütürler olur ya, onlardan hiç olmuyor. Hele Ankara'da olsam bitmiştim herhalde bununla. Sinirlendim. Asıl bahsedeceğim şey şuydu. Sporu ödevden sonra yapmaya karar verdim. Çünkü annemler gelince belki onlar da yapmak ister. Ecem, annem, ben. Üçümüz birlikte Leslie yaparız. Yogayı da artık bugün yapmam herhalde diye düşünüyorum aslında. Belki biraz ufak çaplı fitness hareketleri yapabilirim ya da pilates hareketleri falan. Hem de yediğim kruvasanı eritmiş olurum. Yani böyle biraz kendimi kandırıyorum. Bu arada ben sporu zayıflamak için yapmıyorum aslında. Biraz daha enerjik olmak için. Bana iyi gelsin diye yapıyorum. Öyle de bir yanlış anlaşılmasın. Yani spor yapıyorsun ama diyet yapmıyorsun. Yediklerine dikkat etmiyorsun falan derseniz. Gerçi dikkat ediyorum ama ne bileyim, herhangi bir şeyden de kasmıyorum. Canım istediğinde yiyorum. Yani şimdi ödev yapacağım için kahve yapacağım. Ay, bunu çok eğmeyeyim. Şunu bir temizleyeyim. Kahve eşliğinde kruvasan öde süper. Öyle yapacaktım, yapamadım. Güzel bir sunumla güzel bir sunumla kruvasanla kahvemi böyle hazırladım. Kendime burada güzel bir köşe yaptım. Her zamanki gibi salonda çalışıyorum. Neredeyse son 3 videodur zaten her gün burada ders çalışıyorum. Yani final haftası boyunca genel olarak salonda çalıştım. Odam biraz karanlık kalıyor, o yüzden burada çalışıyorum. Zaten diğer videolarda açıklamıştım ama yeni görenler için bahsettim. Ve tatlı bir tabak hazırladım. Şu tabağı ben Elsa Hakiki'den aldım. Bayağı da uygun fiyatlıydı. Tek tek satılıyordu. Sunumlarımda hani görsel olarak güzel olsun diye farklı farklı tabakları kullanmayı da seviyorum. O yüzden aldım hani. Şu anda da öyle tezgahta görünce içine kruvasanı koydum ve espressomu koydum. Çok güzel oldu. Bu sefer sıcak su eklemedim üstüne. Direkt espresso olarak içeceğim. Çünkü hafiften acıktım. Biraz daha sert gelsin. Hem beni tam dinç yapsın, uyandırsın. Hem de biraz daha karnımı doyursun. Çünkü kahve benim karnımı tok tutuyor. Eminim sizin de öyle olanlar vardır. Arkadan da Monster'a görünüyor. Başlıyoruz portfolyoyu hazırlamaya. Neyse ki deadline bu geceye değil ama yine de bayağısını bir halletmek istiyorum. Zaten hazır olan yerleri de var. Düzenlenecek yani. Bahsetmiştim galiba. Hadi başlayalım. Yine bilgisayar başında saatlerce oturmaktan gözlerim kızardı. Ve daha bitmedi ödevim. Daha doğrusu bitti ama ufak tefek detayları kaldı yapmam gereken. Yani düzenleyeceğim tam olarak istediğim hali alması için. Ne bileyim, yazı tipidir, görünümüdür. Onlara dikkat edeceğim. Yani bir proje ödevi gibi düşünün bunu. Onları düzenleyeceğim. Geri kalan her şey tamamlandı. Gereksiz yere, ya gereksiz yere demeyeyim ama sıfırdan bir lesson plan hazırlamam gerekmedi. O yüzden çok mutluyum. Eski kullandığım lesson planları koyabilirmişim. O da benim işime yaradı. Bir de benim önceden hazırladığım bir CV vardı. Onu hazırladım. CV'mi hazırlarken nelerden bahsettim? Ondan bahsedeyim size. CV dediğimiz şey curriculum vitae. Ölüm okuna emin değilim. CV'nin açılımı oluyor. Genel olarak sizin personal details, yani kişisel bilgileriniz, eğitim hayatınız, deneyimleriniz, aldığınız seminerler, katıldığınız eventler, yani aktiviteler ya da aldığınız sertifikalar varsa bunları belirtiyorsunuz. Kullandığınız bilgisayar programları, bildiğiniz diller ve ilgilendiğiniz alanlar şeklinde konu başlıkları altında detaylı olarak kendinizi anlattığınız bir doküman. CV'den sonra da bizim resim planları yazdığımız bir portfolyo hazırladık. Bunun da sonuna gelmiş bulundum. O kadar mutluyum ki. Bunu da düzenledikten sonra geriye sadece Fransızca sınavım kalıyor. Umarım bir sonraki videoyu çektiğimde de o sınavdan da çoktan geçmiş olurum. Ay, gözlerim gerçekten kızardı ve ben daha bu videoyu editleyeceğim. Neyse, yapacak bir şey yok. Bir an önce bunu bitireceğim. Bir makyajımı sileceğim. Ondan sonra dediğim gibi sizinle Leslie yapalım. Annemle Ecem'i bekledim ama ikisi de sağ olsunlar bana eşlik etmeyecekler. Ben tek başıma yapacağım ama en azından ödevi aradan çıkardım. Ondan sonra da zaten yatıp sabır. Ondan sonra da yatıp uyuruz zaten. Daha ne diyeyim, daha bunu editleyeceğim hatta.
Ödevimi sonunda bitirebildim. Ve çok mutluyum. Sadece table of content diye bir kısım oluşturmam lazım. O da şöyle düşünün. Yani bir kitabın içerik kısmı olur. Yani hangi konunun hangi sayfada olduğunu belirten bir tablo oluşturmam gerekiyor. O da zaten otomatik olarak Word'den yapılabiliyor. O yüzden onu da sabah halledeceğim. Çünkü gözüm çok ağrımıştı. Onu şimdi tekrar arayıp araştırmam lazım. Yani unuttum nereden yapıldığını. Ben de dedim bu sırada makyajımı sileyim. Garnier'ın yüz temizleme suyuyla, yani bu miseler suyuyla siliyorum. Of, çok yorulduğum bir gündü ya. Bakar mısınız Ecem? Eve geldiğinde dedi ki bize kurabiye yapmayacak mıydın? Son günlerde sürekli kurabiye yiyoruz. Bitter çikolata almıştım ama onu yapacak vaktim olmadı ve birazcık lesli yapıp böyle bir 20 dakika falan dinlenme pozisyona geçeceğim. İstikrar mı görüyor musunuz? O kadar yoruldum ama yine de yapıyorum. Yoruldum diyorum da gözlerim ağrıyor. Aslında fiziksel bir yorgunluk değil. Daha çok gözümün ağrısı ve psikolojik bir yorgunluk. Anladınız bence siz. En kısa zamanda artık bir gözlük almam lazım bilgisayar başında kullanabilmek için. Önümüzdeki hafta içi, pazartesi günü falan ilk boş zamanımda gidip o gözlüğü alacağım. Çünkü böyle olacak gibi değil. Gözlerim bilmiyorum görünüyor mu? Bakar mısınız? Kanlanmış resmen. Geçen videoda da bu hırka vardı üstümde. Bunu ben Trendyol'dan aldım. Hatta yeni aldım ve uygun fiyatlıydı. 55 lira falandı sanırım. Farklı renkleri de var. Ben krem rengini aldım. Kahverengisi de çok güzeldi. Ama bu rengin daha böyle her şeyle giyilebileceğini düşündüğüm için bunu aldım. Yüzümdeki makyajı temizledikten sonra da bu La Roche-Posay'nin yüz yıkama jeliyle yıkıyorum. Aslında bu yazın kullanılmaya daha uygun. Özellikle sivilceli bir cilde sahip değilseniz. Çünkü sivilce yapmayan sivilce karşıtı bir temizleme jeli. Ben son 1-2 günde şuralarımdaki sivilcelerim arttı biraz. Sivilce çıkmıştı. O zamanlarda kullanmak falan iyi bence. Ama bir de ben Bioderma'nınkini almak istiyorum. Hani bunu biraz daha yaza doğru kullanmak daha mı mantıklı acaba diye onu da deneyebilirim. Emin değilim yani belki alırım. Bir de şu Forever'ın temizleme jeline döküp şimdi yıkayacağım. Esneyemedim. Bir günün daha sonuna geldik. Size hoşça kalın demeye geldim. Videodan umarım keyif almışsınızdır. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın diyorum. Şimdi gidiyorum. Bu gözleri biraz dinlendireyim. Çok yoruldum cidden. Gözlerim açısından en azından. Spor beni çok yormadı bu arada. Lesli yapın. Size tavsiyemdir. Koşmayı seviyorsanız seversiniz. Bence çok eğlenceli bir spor. Bir sonraki videoda görüşürüz. Daha fazla lafı uzatmayayım. Hoşça kalın.